Hocam hep dikkatim ne Ne yapacağım bilmiyorum. Ya. Hiç gerekti, bir Hiç endişelenmene gerek yok Tonguç. Birçok öğrenci dikkat tanıklığı ve odaklanma bir sorun. Biz de bununla alakalı çok kısa ve güzel bir video hazırladık. Hocam, Şimdi dikkat edin. tam derse başlıyorum çalışacağım odaklanamıyorum dikkatim daha iyi. Hiç Terafona endişelenmene gizliyorum. gerek yok bak. Bir, iki, üç farklı farklı adımlarla bunu halledeceğiz sonuç. Birincisi tek bir şeye odaklanman gerekiyor. Mesela şu an sen benim videomu izlerken, bu videoyu izlerken aynı zamanda... Alttaki yorumları okuyorum. Alttaki yorumları okuyorsan bir kere bu videodan bir şey anlayamazsın. Veyahut da o sırada diziyi de takip ediyorsan bir şey anlayamazsın. Veyahut da ayağınla başka Televizyon bir şey Televizyon da açık şu anda. Televizyon olmaz. Dolayısıyla şu anda dikkat... Elimde kedim de var aynı zamanda. E, olmaz zaten. Sen 10 tane şeyi bir arada yapmaya çalışıyorsun. Bu imkansız. Dolayısıyla bir şeyi tam anlamıyla öğrenmek istiyorsan, bir yazılıya çalışırken ya da bir sınava çalışırken o konuyla alakalı tam anlamıyla odaklanırsan anlayabilirsin. O Oda Şu anda siz Arkadaşlarım yukarıda WhatsApp bildirimi gördüm. Olmaz yani tabii ki onlar bazen gelirler ama ona girme. Şu anda bu videoda kal ve dikkatli bir şekilde dinle. Tek bir şeye odaklandığında etraftaki şeylerin dikkatini bozmasına izin vermediğinde onlara hayır demesini bildiğinde birincisi dikkatin yavaş yavaş toplanmaya başlar. İkincisi düzenli kitap olmuş. Kitap okumak sadece bilgi dağarcığımızı geliştirmez. Kitap okumak hayal gücümüzü de geliştirir. Kitap okumak dikkat seviyemizi de artırır. Çünkü kitap okurken sen sayfalarını sıkılırım arası... hocam ben Hayır, ya. öyle bir şey yok. Bak şimdi. Sıkılıyor olabilirsin ama bu sıkılmayı da önleyebilirsin. Kendinin ilgisini çeken, hoşuna gidecek kitaplar okursan bak şimdi. Kitap okurken bir kere satırları takip ediyorsun. Hmm, buradan sonra bu bu bu. Sonra satır başı. Hmm, sonra buradan bu tarafa geçiyorsun ve ister is Gözün belli bir yere odaklanmak zorunda kalıyor. Mesela televizyonda bu öyle değil. Televizyonda adam bir oradan görüntü, bir buradan görüntü. Sürekli hareket halindesin. Ama kitap okurken satırları takip etmen gerektiği için ister istemez dikkatinin seviyesi artmış oluyor. Dolayısıyla kitap okumak sadece bilgi dağarcığımız değil, sadece ve sadece hayal gücümüz değil, dikkat seviyemizle artırıyor. Üçüncü adım ise virüslerden kurtulmalısın. O da kendine güzel bir çalışma ortamı kurmak oluyor. Yani... Masaya oturdun ders çalışma masasına çok güzel masam harika diyorsun çok güzel iyi bir masam var ama üzerine cep telefonu var hafiften bir tablet gözüküyor orada başka kağıtlar var birkaç tane miza telgraf E bunlar senin dikkatini dağıtır dolayısıyla eğer ders çalışmaya oturacaksan masanın başı böyle tertemiz olmalı Oo. yani bir tane telefon görürsen masanın başında onunla oynarsın eski bir işte eski bir not görürsen onunla oynarsın eski bir gazete olabilir dergi olabilir fark etmez senin dikkatini dağıtabilecek her şey senin çalışma masanda bulunmamalı. Onları kaldırmalısın ve masanı sadece ve sadece yazılıya çalışacaksan yazılı notlarına atıyorum LGS'ye çalışıyorsan veya da üniversite sınavına hazırlanıyorsan o notları ayırmalısın. Başka şey olmamalı. Masan boşsa bunu rahatlıkla edebilirsin. Dördüncüsü çalışma süreni iyi ayarlaman lazım. Yani bazen Bugün iki saat çalışacağım dersin ama aslında 5 dakika bile çalışamazsın. Niye biliyor musun? 2 saat boyunca çalışmak hem canını sıkar. Canım sıkılıyor hocam. Üf ben bu iki saati nasıl bitireceğim dersin. Hem de sevmediğim bir ders eğer ister istemez 30. dakikadan sonra veya 20. dakikadan sonra ister istemez dikkatin dağılmaya başlar. 20 dakikalık aralarla devam etmelisin. Yani 20 dakika ders çalışmalısın mesela bir konu alakalı. Sonra bir 10 dakika mola verebilirsin. Bazen eğer kolay bilirse 5 dakika da mola verebilirsin. Ardından tekrar 20 dakika ders. 10 dakika mola hep yarım saat oluyor hocam. Olmayacak tabii ki. Onu ayarlayacaksın. Sonrasında tekrar bir 5 dakika mola verebilirsin. Bu 20-10-25 olabilir. Veyahut da 30-10-35 olabilir. 25-5 fark etmez. Bu süreyi kendine ayarlayacaksın. Ama asla bu süreyi bozmayacaksın ve sevmediğin derslerin süresini de uzatmayacaksın. Diğer bir dikkat geliştirme yöntemi ise çizim yapmak. Şimdi nasıl kitap ken sen göz satırları takip ederek dikkatini artırabiliyorsan bazen de mesela tabii burada arkadaşlar çizememişler ama böyle evet. <laughs> birazcık garip olmuş tabi şöyle bazı garip şekiller vardır geometride e, veyahut da işte ne bileyim e, çizimlerde. Onların aynısı mesela sen şu, bu şekilde aynısını Oo, çizmeye çalışırken... O ne hocam öyle? Bir değişiklik var. Üçgen sanki wow. şarkı ediyormuş gibi. Bunun aynısını çizmeye çalışırken... O nasıl bir şey hocam gerçekten öyle? Gerçekten çok zor. Ben bile çizerken sıkıntı yaşadım. Sen bunu aynısını çizmeye çalışırken olmadı olmadı odaklan <laughs> ve odaklanma sorununu da halletmeye başlayacaksın. Altıncısı Tonguç'un gürültülü ortamlarda da ders çalışmalısın. Bu şu demek. Tabii ki sınava girdiğinde senin dikkatini dağıtabilecek insanlar olur. Mesela sınıfta şöyle <laughs> diye burnundan ses gelen... <laughs> konuşan birileri olabilir. Yazılı sırasında ya da gerçek sınav sırasında. Dolayısıyla sen buna karşı önceden hazırlıklı olmalısın. Yani sessiz böyle tamamen yoga yapılan bir ortamda çalışmaya alıştırırsan kendini sınav ortamına geldiğinde eğer bir gürültü varsa dikkatini de alabilir. Dolayısıyla bazen de kafelerde bahçelerde biraz daha gürültünün fazla olduğu ortamlarda da ders çalışmalısın ki dikkatini odaklanmanı kontrol edebilirsin. Yedincisi de hafıza egzersizleri yapmalısın. Yani bu şu demek bazı şeyleri ezberlemeye çalışmalısın ki mesela öğrenmen gereken şeyleri ve bunları kontrol etmelisin. Onları aklına tutmaya çalışırken de dikkatinin gelişini göreceksin. Sekincisi de artık son kısım. Nefes almalısın ve odaklanmalısın. Ben yani, nefes almadan çalışıyorum hocam. Nefes almadan çalışma yok. Nefes almalısın odaklanıp potayı görmelisin. Hadi bakalım şimdi ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum Tonguç.